Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 29. söz Bekayru ve melaike ve haşre dairdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiha bi izni rabbim kulir ruhu min emri rabbi. 508 sayfa. Çok tuhaf. Mehmet buradasın. Mi? Buradayım İz evet. abi. Tamam. Sen dedin ki dün son tarafı bir de okuruz. Öyle mi? Aynen. Senin hadi sen o neresini diyorsun? Ben biraz böyle şey geçtik ama neresini oraya şey yapalım sonra misale girelim. Misal çok... Melaikelerim diye başlıyor mu? sondan. Dördüncü satır. Melaikelerin ve ruhanilerin. orayım. Evet. ve ruhanilerin kesretle vücutlarını kabul etmek ne derece hakikat ve bedihi ve makul olduğunu ve Kur'an'ın beyan ettiği gibi onları kabul etmeyen ne derece hilaf-ı hakikat ve hilaf-ı hikmet bir hurafe bir dalalet, bir hezeyan, bir divanelik olduğunu şu temsile bakıyor. Evet, temsile çok güzel başlangıç yaptı. Şimdi temsil... Şimdi yakında e, hakikat ve hikmeti anlattı abi. Şimdi buna rağmen e, kabul etmeyen hilaf hakikat ve hilaf... Evet, şimdi yani ehli felsefede e, melaikeleri, ruhaneleri mustar kalmışlar. Kabul etmek zorunda kalmış Çünkü ortada bir hadise var ya. Bunların bütün o cemi var ya, cemi böyle. E, biliyor musunuz? Hayatı anlamsız ve amaçsız iki tane sıfatı var. Hayat diyor anlamsız ve amaçsız diyen kim biliyor musunuz? Bütün ekollerin toplamı nihilizm denilen bir e felsefe koludur. Nihilizm işte bu yok kendi kendine tesadüf vesaire yani hayata bakın düşünebiliyor musunuz? İki şey bilerek konuşuyorum onların ana cümlesini söylüyorum hayatta hayatta amaç yok ve anlam da yok. Öyle bir Yunan filozoflarıyla başlamış. Şimdi böyle biraz şey bulmuş. Onlara iyi iş söylüyor. E, oysa diğer felsefe ekolleri mecburen hayatı sariye diye çeşitli isimlerle melaikelerin vücudunu kabul etmek zorunda kalmışlar. Çünkü madde birbirinden üstünlüğü yokken, birbirini tanımazken bir, birbirine anlam bütünlüğünü sağlama idrak ve şuuru yokken birbirini tanıyormuş gibi birbirini vazifesini ikmal etmesi idrak edip şuur etmesi maddenin sıfatında yok ama doğada tabiatta böyle bir faaliyet var. Yani birbirinden habersiz mesela şu su kendisinde haberi yok. Beni nereden bilecek? Kendi varlığından haberi olmayan ağaç beni nereden bilecek? Zerreler de öyle. Kalsiyum zerresiyle, magnezyum zerresi, demirle, urayım, altın zerreleri birbirinden üstünlüğü mü var? Ne üstünlüğü var? İkisi de cami. Birbirinden üstünlüğü olmayan e, maddenin bir araya gelip düşünmeleri, idrak edip, şuur edip, anlam ve amaç sahibi olup hedefine doğru çalışması nasıl beklersin ki ondan? Yani tuhaf değil mi ya? Şimdi düşünebiliyor musun? Son bir cümlemi söyleyeyim. Misale gireyim. Kainatta hikmet arayan akıl kendisinin hikmetsiz olduğunu ispat etmeye çalışması ne kadar garip ve tutarsızdır ya. Bir daha. Kainatın her zerresinde, atomun hareketlerinde, elektronların faaliyetlerinde hikmet, anlam ve ilim, bilim çıkartan bilim insanı kendisinin bu hayatta anlamsız ve amatsız olduğunu ispat etmeye kalkması kadar bir tuhaf ve tutarsız bir şey bilmiyorum yani. Her şeyde anlam arıyor, kendisi anlamsız. Her şeyde bir amaç arıyor, kendisinin amacı yok. Ya. Şimdi sıradan bir misal vermiyor. Şu sayfadayız. İki adam var. Her yerde Risale-i Nur'da iki yol var, iki yol var, iki kişi var. Nihilizmde işte komplesin hepsini topladım. Ne felsefe kolu da olsa batılı tasvir etmeyeyim hepsinin toplamı nihilizm denilen hayatta demiş, hayatta hepsinin amaç ve anlamı yok. Hayatın amacı yok, anlamı yok demiş. Şimdi iki tane adam varmış. Bak onu kasten söyledim ki bu misali şey yapsın. İki adam var. Biri yani sıradan bir misal zannediliyor ama kendisi hakikat. Biri bedevi ve vahşi. Bedevi, bedevi ne demek böyle sıfatlarını? Kaba saba. Yani bedeni kaba saba değil. Düşünceleri kaba. İlk önce şeyi sorayım. Bedevi. Bedevi Arap çöllerinde de yaşayan diyor. Yani devamlı değişken bir ortamda çölde yaşadıkları için fikirleri de devamlı değişkendir ve sabit değildir. Sabit bir ölçüyle hareket etmeyen. Çadır hayat. Oradan kaldırıyor. Oraya götürüyor. Oradan kaldırıyor. Oraya götürüyor. Kum tepeydi. Şimdi şey oldu. Ova oldu. Çukuru oldu. Yani dolayısıyla insanın düşüncesine, yaşantısını etki etmiş. Bedevi olmasın. Yani çabuk geçmek istemiyorum şu misali. Yani acayip bir şey ya. Bedevi diye geçersen, bedevi nedir? Bedevi Arap çöllerinde. Yani yaşadığı ve giydi zaman, zemin, tam libas insanı etkileyen, fıtratına, düşüncesine anlam katan, mecra koyan, hedefine koyan bunlar da bunlar vesiledir. Giydiği, yediği, ee, Tam libas. Mekan ne dedik? Dört taneydi. Zaman, Zaman zemin. He. Zaman zemin tam libas. Şimdi bedevi bunlardan tamamen mahrum. Yani libası da öyle. Mekanı da öyle. Yediği de öyle. Peki başka ne özelliği var? Vahşi niye diyor? Vahşi. İnsan yediği şeylerle e, mütesir olur. Gıdalarla mütesir olur. E, domuz yiyen, yılan yiyen, akrep yiyen. Bunu Osmanlıca lemalarda, Osmanlıca latinceye koymamış usta. Ama latif nükteler altı küçük risalede mevcuttur. Domuz yeyenin düşünceleri de domuz cinsinden olacağını söylüyor. Hiç utanmadan, sıkılmadan hem namusunu kıskanmaz, hem de düşüncelerini domuz tiptendir. Yani her şeye evet der. Yani hiçbir şey yok hayatında, amacı yok. Onu şeyde söylüyor, latif nüktelerde söylüyor. Vahşi yani biri bedevi, biri vahşi, biri kuralsız biri de vahşi şeylerle beslendiği için konuşması, tavırları, yaşantısı vahşi. Tamam. İkinci bir adam medeni, yani şehirde yaşıyor. Birincisi bedeviydi. Peki bedevi ile medeni arasındaki veciz cümleyi söylemek istiyorum. O 218 insan nedir dersinden çıkarttım. İnsan insansız insanlaşamaz. Medeni yani toplumsal yaşadığı için Peygamber aleyhissalatü vesselam insan insana aynadır. Kafir bile bize aynadır. Mesela Mevlana demiş ki bu Mevlana'ya demişler ki edebi nereden öğrendin? Edepsizlerden demiş. Bak mefhumu halif. E, medeni e, birbirlerine ayna olan anlam katan, insanlara bakarak kendisine anlam katan ve anlam çıkartan. iki aklı başında olarak. Birincisi neydi? Bedevi. Söyledim. Ne demek? Medeni, medeninin tersidir. Birinci be, bedevi ve vahşi. İkincisi medeni ve akli. Yani vahşi, akıl dışı. İkinci adam, aklı başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. Beldetun, tayyibetun olduğu için o misal veriyor. O ne güzel bir beldedir. Bu belde. Bir daha düz okuyorum izahsız. İki adam, biri bedevi vahşi, biri de Medeni ve aklı başında olarak arkadaş olup ikisi İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. Bazıları ise İstanbul'dan çıkıyorlar. Onlar da İstanbul'a gidiyorlar. O medeni muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis, perişan küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geliyorlar. Görüyorlar ki o hane amele, sefil, miskin adamlarla doludur. Bir fabrikada Acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. Yani gittiler, iki, iki adam geliyor. Birisi bede, bedevi, vahşi, ötekisi medeni ve aklı başında yerinde. Geliyorlar İstanbul gibi bir şehre. Yani düşünebiliyor musun? Çadır adam, ağaçların kovuklarına yaşayan bedevi, bir de vahşi, insan görmemiş, insan ayna olmamış insanla anlam toplayıp çıkartmamış. Hani diyorum ya kaliteli yaşamak istiyorsan psikolojine de bazı insanları hayatından çıkartacaksın. Çıkartma. Bazı insanları hayatına toplayacaksın. Bazı kaliteli sana yol gösteren pusula olan insanları hayatına çarpacaksın. Bazı insanları hayatından böleceksin. Üçe ayıracaksın onların şeyini. İşte böyle bir şey sahip olan var, olmayan var. Geliyorlar İstanbul'a bir fabrikaya denk geliyorlar, rast geliyorlar. Aynı bu hakikate bu misal. Görüyorlar ki o hane, o fabrikada amele var. Sefil, miskin. Adamlarla dolu. Acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. O hanenin efradı da zihru ve ziyaretlerle doludur. Yani o haneye bakıyorlar. E, hayat sahibi ve ruh sahibi şeyler var. Canlılar var. Ziyaretlerle doludur. Fakat onların medali taayüşü ve hususu şerait hayatı vardır. Onların geçimleri yani geçinmeleri, yedikleri, içtikleri, barındıkları şey hepsine şerait hayatleri farklı farklı. Fabrikada beraber aynı yerde çalışıyorlar ama o çalışırken barındıkları ta'üş, yağşeleri, barınmaları, yaşlar vesaire her şey farklı. Ama aynı iş yapıyorlar. Ne nasıl ne özelliği var onlar ne yiyorlar? Onların bir kısmı akılun nebaattır. Ne demek? Nebat diyorlar. Nebat diyorlar bitkiler. Yani bitki yemek, bitki menşeli. Yalnız nebatat ile yaşıyorlar. Diğer kısmı akulus semektir. Balıktan başka bir şey yemiyorlar. Birisi karayı temsil ediyor. Birisi denizi temsil ediyor. Karayı temsil eden e, bitkiler, denizi temsil eden balık dedik. Tamam. İki adam, iki yol. Bir fabrikada iki şekilde geçiniyorlar. Birisi bitki yiyor, mizacı bu, bu, cinsten, ötekisi balık yiyor. O iki adam bu hali görüyorlar. Bakıyorlar bu orada çalışanı da. Sonra bakıyorlar ki uzakta binler müzeyen saraylar, ali kasırlar görünüyor. Yani İstanbul'a girdi. Girince böyle sarayı, şey fabrikayı gördüler. Allah'ın üçüne şöyle baktılar. Çeşitli çeşitli garip garip insanlar. Yani insanlar renkleri, foyları falan çalışıyor. Ee, sonra onların iyi şeyleri, yedikleri, içtikleri farklı, birbirinden farklı. Oradan çıkıyorlar. Bakıyorlar çok uzakta. Başka bir saraya denk geliyor, Bakıyorlar uzaktan. Bir daha okuyayım. O iki adam bu hali görüyorlar. Ee, sonra bakıyorlar ki uzakta binler müzein saraylar, ali kasırlar görünüyor. Yani binlerce aynı bunun gibi. Daha büyük, daha ali diyor. Daha büyük, daha görkemli, ee, uzak olmalarına rağmen gözüküyor çok büyük saraylar var. O sarayların ortalarında geniş tezgahlar, vusatlı meydanlar var. Yani saraylar böyle birbirine bitişik değil, araları mesafeli. Ondan sonra vusatlı meydanlar var. O iki adam uzaklık sebebiyle, bir, veya göz zayıflığı ile, iki, üç ve o sarayın sekenelerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekeneleri o iki adama görünmüyorlar. Yani uzaktan baktıkları için yani bu daha küçük, daha basit saraydan gördüklerini uzaktan o sarayı görüyorlar ama sarayın içerisindeki çalışanları görmüyor. Sebebi görememelerinin sebebi uzaklıktır. Bir, iki, göz zayıflığındandır. Üç, o sarayın sekenelerinin kendileri gizdi yani. Böyle kapıları kapalı yani. Öyle meydanda çalışmıyorlar. Ee, gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekeneleri, orada çalışanlar, oturanları o iki adama görünmüyorlar. Mükemmel bir misal. Onlar gizleniyor. Yani fabrikaya şeye, eve geldiğimiz zaman kapıyı kapatıyoruz ya. E şimdi bizi dışarıdan kimse görmüyor ki. Boş mu zannediyor? Hiçbirisi zannetmez. Uzaktan baktığın zaman böyle. Bina gözükür, içindekiler gözükmez. Gözükmemesinin sebebi ya uzaktır, ya gözümüz zayıftır veya o insanlar kapıyı kapattı, duvarını ördü yani. Aslında burada meleklere engel olan şeyi anlatıyor değil Burada? Şimdi aşağıya anlayacak yani. Ona girecek. ona girecek yani. Mükemmel, o fazla. Ve şey dur, durmam mecburdum. Bedevi ve vahşi bir kategori. Medeni vaktin bir kategori yani. Misal da e, aynı saray Evet. Bir tanesi pis bir e, hane, bir tanesi de müzeye. Evet. O da, i̇ki, o da aynı. Da aynı. İki, iki, i̇ki tane saray var. Diyor ee, bakıyorlar uzaktan bilmem müzeyenesi Ali Kasırlar var. Sarayların ortalarında geziyorlar tamam. Mı? Hem şu perişan hani yani yeni bir böyle cazip bir şeyi hatırınıza gelirse paylaşabilirsiniz. Devam edeyim. Uygulamaya daha geçmedi. Misali devam ediyor. iş sürüyor. Hem şu perişan hanedeki şerait hayatiye o saraylarda bulunmuyor. Buradaki perişan yukarıda bir fabrika demişti ya. Abi. He. İlk, ilk gördükleri saray. İlk sarayda bakıyoruz da perişan bir vaziyette yani. Yani pislikler. O, sarayı nazara veriyor. O sarayda. Şimdi kıyas ediyor. He, daha, ondan sonra dünya tabii. Bu bakıyor hakikaten sefil, yani iyiler var, kötüler var, hak var, batı var, yanlış var, doğru var, fakir var, zengin var, ölen var, öldüren var, zulüm yapan var, zulüme uğrayan var, acayip acayip şeyler bu sarayda. Perişan bir şey. Ondan sonra balık yiyorlar, ot yiyorlar. Yani ona bir baktılar ki bu saraydan daha büyük, ileride saraylar var, çok büyük, aralarında mesafede şey bu. Ama göz zayıflığından, uzak olmalarından veya onlar gözükmüyor den e, orada çalışanları bizzat yapamıyorsun, göremiyorsun. Birincisinde çalışanlar da destekli ve miskin diye. Birinci misal var ya. <laughs> bu da perişan ya. Çalışanlar da miskin ve destekli. Daha dur uygulama. Yok uygulama yukarıdakini diyorum. Ha yukarıdakini. Evet. İki tane daha e, saray var. Orada sağ, iyi ve kötü saray demedi. Yukarıdaki... Yok o... Saray, saray, iyi saray iyi ve kötü bir saray yok Mehmet. Çalışanlar destekli diyorum abi. Ab bulunduğu ilk saray. Aynen, aynen. Aa, girdikleri ya İstanbul'a girdi ya Gebze'den. Ha fabrikaya denk geldi. Gitti Çatalca'ya doğru baktı. Gebze'den, Gebze'den Çatalca'ya doğru, büyük doğru bakınca Arnavutköy'e büyük saraylar. Gebze'den baktı. Çok uzak. İki tane saray var. İyi ve kötü değil. Saray var yani. O vahşi bedevi birinci adam. Hiç şehir görmemiş adam. Bu esbaba binaen görülmediklerinden ve buradaki Şerait hayatı orada bulunmadığından der. Şimdi birincisi o Vahşi bir var ya kendisi zaten çadırdan gelmişti. Bir de bir İstanbul'a e, girdiği zaman Tuzla'dan girdi, Gebze'den girdi. Bir fabrikaya geldi. Oradaki şartlara göre uzaktakine bakıyor. Uzakta öyle bir şey yok. Ama büyük bir saray. Buna kıyas ettiği zaman çok belli, çok büyük. Çok Ali ve müzeyyel. Bundan daha büyük ve daha süslü. Yani bu kesin. Bundan daha büyük çünkü gözüküyor. Gebze'den baktı. Anaut köydeki binalar, gökdelenler daha büyük, daha süslü, kamaştırıcı. Ama içini gözükmüyor. İçinde kim var? Ne yapıyorlar? Ne yerler? Bilinmiyor. Yani uzaklık sebebiyle. O vahşi adam dedi ki, çünkü ne yapacak, neye göre düşünecek? Kendi alemini aynasına düşen malzemelerle düşüneceği için bedevi ve vahşiydi. Bir de Bedevi vahşi olmakla beraber fabrikaya buraya şahit oldu. Şimdi o diyor ki hiç şehir görmemiş adam bu esbaba binaen görülmediklerinden buradaki şerait hayatı orada bulunmadığından der. O uzaktaki saray için. O saraylar sekenelerden halidir. O göz, uzaktaki saray var ya e, o saraylar boştur. Ziruh içinde yoktur. Ruh sahibi kimse yok. Canlı yok diyor. Der vahşetin en ahmakça bir hezeyanını yapar. Niçin yapıyor? Çünkü görmediğinden, göz zayıflığından veya on, oradaki saraydakiler buna gözükmediğinden bedevi diyor ki orada canlı ve ruhlu yoktur. Tamam? Orası bomboştur diyor. İkinci adam der ki, ikinci adam medeni vakti başındaydı. Ey bak diyor. Şu hakir yani şu ilk Gebze'de denk geldiğimiz saraya şu hakir Küçük haneyi görüyorsun ki ziruh ile ruh sahipleri ile amelelerle doldurulmuş. Ameleler var, çalışanlar var. Doldurulmuş. Tamam? Doğru okuyorum değil mi? Evet. Ve biri var ki bak biri var ki bunları her vakit tazelendiriyor. İstihdam ediyor. Yani bu gördüğün şey var ya bak birisi var ki bu kadar bedevi ve vahşi oldukları halde birbirinden renkleri, boyları, vasıfları, cinsiyetleri, yedikleri çiftleri farklı. Bu, bu böyle hakir bir sarayda bir ama sistem çalışıyor. Demek birisi var ki onu alıyor oraya koyuyor onu. Yani kendi hallerini bıraksan bu sarayda çalışan yani ki idare edemezler. Çünkü kendisini idare etmekten acil sistemi mi idare edecek? Ha demek ki birisi var bunları her vakit tazelendiriyor, istihdam ediyor. Yani görüyor musun bak bu bedeviler, bu gördüğün hakir insanlar Birbirlerinden üstünlükleri yok. Niçin e, Sefi? E, niçin böyle iş bölümü yapsın? Niçin yaptığı işe kanaat etsin? Akıllı insanlar etmiyor da yani. O zaman bu fabrikada bak böyle oldukları halde sistem çalışıyor. Demek birisi var bunları her vakit tazelendiriyor. istihdam ediyor. Bak bu han etrafında boş bir yer yoktur. Gebze'den girdiği bina. Baksana bu hakir böyle onlara göre basit olan bu binada boş yer yok. Herkes vasife tıkır tıkır yapıyor. Acayip acayip çalışmalar var. Böyle. Hiç boş yer var mı? Yok. Boş yer yoktur. Zihayat hayat ve zi ruh ile doldurulmuş. Burada canlılar var. Bir de ruh sahibi olanlar var. Diyor. Acaba hiç mümkün müdür ki şu uzakta bize görünen şu muntazam şehrin, şu hikmetli tesinatın, şu sanatlı sarayların onlara münasip Ali sekeneleri bulunmasın. Yani kıyas ediyor diyor ki bu medeni ve aklı başın olduğu için bu sarayı gördün. O saraydan daha büyük, daha tesinatlı. Yani bunu böyle yapan birisi var ki bırak bunu ihlal etti. Onu hiç boş bırakır mı? Yani acaba hiç mümkün müdür ki şu uzakta bize görünen şu muntazam şehrin şu hikmetli tezinatın acayip bir şehir, acayip süslü bir te süslü bir yer şu sanatlı sarayların onlara münasip Ali sekenleri bulanmasın. Yani o saraya uygun orada da canlılar var. Nereden biliyoruz? Şuna bak. En emniyetsiz, bas, basit, sıradan olan bir sarayda burada mısın Abdülmelik? Buraya gel. Tamam. He. Bu Burayı böyle yapan onu da boş bırakmaz. El... Bu nasıl? soru soruyor yani. Hem cevap aynı Ali sekeneri bulunmasın. Mümkün müdür? Elbette o saraylar umumen doludur. Ve onlarda yaşayanlara göre başka şerai tahiyatiyeleri var. Yani oranın, o sarayın uygun sekenleri var. Yani ille burası gibi olacak değil. Denizde mesela. Denizde yaşayanlar, havada yaşayanlar, ağacın içinde yaşayanlar, toprağın altında yaşayan hayvanlar var. Hepsi farklı bak. Elbette o saraylar umumen dolu doludur ve onlar da yaşayanlara göre başka şerait hayatileri var. Yani buradakiler balık ve ot yerken orada başka şeyler yerler. Evet. Ot yerine onlar belki börek yerler. Balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veya gözünün kabiliyetsizliği. veya Onların gizlenmekliği ile sana görülmemeleri onların olmamalarına hiçbir vakit delil olamaz. Şimdi çok acayip bir cümle söylüyor. Ben şöyle şey yapmıştım, boyamıştım çok eski. Şu: Adem-i rüyet adem-i vücuda delalet etmez. Görünmemek olmamaya olmamaya hüccet olamaz. Bunu ezberleyeceksiniz yani. Ezberlemek lazım. Adem-i rüyet ne dedi? Bir dakika. Adem-i ne demek hafız? Gözükmemesi. Görmemiz. Görmememiz. Mesela evet, Amerika'yı görmüyoruz. Ha? Evet Amerika'yı görmüyoruz. Birisi de abi. Ha? Birisi de Uluslararası'nı veriyor. Evet Amerika'yı diyor. Evet veriyor. Şu anda görmüyoruz. Şu an Arabistan'ı da görmüyoruz. Ama ediyoruz. Adem-i rüyet yani görülmemek yani görmediğimiz on veya onların görülmemeleri Adem-i vücuda delalet etmez. Yani görülmemek olmadıklarını ispat etmez. Delalet etmez. Bak görülmemek oradaki hafız. Sadece. görülmemek cümleyi söyleyebilecek misin? Adem-i rüyet Adem vucuda etmez. Evet. Adem i vücuda delalet etmez. Harika. Şimdi saat gibi çalışıyor maşallah ya. Evet. Ezberlemiş miydi? Aferin ya. Yani görünmemek o devamında ol olmama hüccet olamaz. Onu da ezberlemiş miydin devamını? Olmama, evet bak yani bu külli bir kanundur. Bunu koydu tapu bu. İşte şu temsil gibi hakikaten öyle diyeyim ya. Görünmemek olmadığını mı gösteriyor? O zaman fiziği hep inkar etmek lazım. Metafizi inkar. Etmek. Yani şu anda benim cesedimin dışında her şeyi inkar etmen lazım. Hepsi gayb. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Sesimi bile görmüyorsunuz. Duygularımı göremezsiniz. Latifenim diyor, gö Yani bunlar zaten bildiğiniz şeyler de. İşte mes mesel, temsil bu. Abiler, mesel hakkında bir şey söyleyeyim size. Buradasınız değil mi? Ayna düşünün. Güneş düşünün. Güneş buraya vurursa, buradaki güneşe vurmasına ne denilir? Temessül. Güneşin buraya vurmasına, gelişe temessül. Misallendi bu. Burada ayna durur mu? Güneşi ne yapacak? Yapacak, dışarı vuracak. Ona ne deniliyor? Ona ne denilir? İnikas etti dışarıya. Yani temesül inşa etmez, inikas inşa eder. Ben bu aynayı bahçeye tutsam, karanlığa tutsam, orayı değiştirir mi? Değiştirir. Temesül onun burada var olması, inikas varlığıyla mirat olup karşı başka bir yapıyı inşa etmesi bu güne aynadan yansıyana mümbasit akis denilir. Tamam? Latif noktaları geçir. Şimdi temessülle inikas bilesiniz. Bu misaller alemimize, peki ne demek? Alemimiz, ruhumuz aynaydı. Şu anda Risale-i Nur'un verdiği misal temessül etti. Şu anda onunla değişimle dönüşüm yapmamız lazım. İnikas etmemiz lazım. Nereye? Aynamıza bu misal vurdu. Aklımızı, fikrimizi, hayalimizi tefekkürde hissiyatımızı yakinliğe, e, kalpteki imanımızı da malzeme yapacağız. Yani inikas değiştirir. Temesül geliş, inikas gidiş. Ama o gidiş temesül gibi değil. Böyle vurup aydınlatmaz. Buradaki ayna gider o çiçeği büyütür. Yani gelen aynamıza mesela zaman insan değildir. Beşeri Said Nursi'dir. O e, ruhtur zaman. O ruhta gözüken Kur'an'ın hakikatına Risale-i Nur denmiştir. Bak üçü farklı. Risale-i Nur Kur'an'ın hakikatıdır. Güneş gibi düşün. Bediüzzaman ayna düşün. O aynadan o ilk önce o kendisi değişti. Ben istifade ediyorum diyor. Bizi de değiştiriyor. Bu nikaz. Risale-i etti. Aksetti bizi artık. Heh. Şimdi Adem-i Rüyet. Adem'in vücuduna delalet etmez. Görülmemek olmamaya hüccet olamaz. İşte şu temsil gibi. Tamam abiler temsil misallenmek. Ruhumuza yansıdı. Şimdi inşa olacağız onu kullanacağız. Misalleri öyle şey yapacağız. Temessül eder. İnikas ettireceğiz. Nereye? İçimize değiştireceğiz. ecram ulviye ve etsamı ı içinde yani şu temsil gibi büyük gezegenler etsamı ı seyyare seyyar yıldızlar küreye arzın küreye arzın hakaret ve kesafetiyle beraber bu kadar hadsiz ziruların zişhurların vatanı olması yani kainata göre belgeselde görmüşsünüzdür yani ibret için bütün kainatı böyle galaksilere göre dünyanın yeri yok ya yani o kadar ufak hakaret demek sokak ağzı değil basit sıradan yani en küçük en sıradan Şimdi küçük abı kadar dünya. Bu kadar zihayat yani canlı. Zero yani ruh sahibi. Bu kadar mahlukat. 400 bin, bin çeşit mahluk var. 100 bin çeşidi havada kuşların çeşitli sineklerin parazitlerin çeşitli 100 binmiş. İn aşağıya 100 bin çeşit suda varmış. İn aşağıya 100 bin bitkiler varmış çeşit. 100 bin çeşit. 100 de toprakta yaşayan canlılar varmış. Böyle bir dünyaya 400 bin çeşit. Mesela balıklar 100 bin, bir tane hamsi. Ama adedi ne kadar? Mesela toprakta 100 bin bitki var, bir tanesi ot. Şey otu, ne diyorlar buna? Çim veya e, kestane yaprağı. Ne bileyim, gül yani. Ne bileyim, ne? onlar hatırımıza gel Mısır yani. Maydanez de. E şimdi bu kadar hakaret ufak bir yere bu kadar canlıları sıkıştırmış. Adam dedi 100 bir tane ot diyorsun, bir tane şey <laughs> Öyle diyorlar ya. İşte aslında e, intikal biraz e, şey olduğu için. Şimdi bu dünyanın hakareti yani bu kadar onlara göre küçük olması, dar olması ile beraber yani donuktur, katıdır, topraktır. Bu kadar hadsiz zirullarla, zişurlarla vatan olması en hasis, en müteaffin cüzleri dahi Birer menba hayat kesilmesi. Gübre, gübre, taş, toprak en mutafin, kokuşmuş. Gördük, evet, 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 yani çöplük. Yani bir bakıyorsun ki çöplükte kurtlar en mutafin, en kokuşmuş, en basit, en hayattan uzak. İşte ne toprak, en katı. Yani ama o tikiler öyle mi ya? Parlıyor ya yıldızlar? Bak, en hasis en mutafin cüzleri dahi birer menba hayat kesilmesi. Oradan hayat fışkırıyor. çöp atıyorsun ama canlı çıkıyor. Birer mahşeri hüveynat olması. He, misali. Şimdi diyor ki ben size yansıttım diyor. Şimdi ruhumuzda inşa olacak. Ha, aklımıza malzeme işini yapıyor. Hüveynat olması yani bu kadar hüveynatla, hayvanatlarla, canlılarla dolması bir zarure. Bilbedahe ve bi tarih kıl evla ve bil hadsi sadık bil yakinil kati delalet eder şadet eyler ilan eder ki şu nihayetsiz fezai alem ve şu muhteşem semavat burçları ile yıldızları ile zişur zihayat ruhlarla doludur. Zişur canlı şuur ruh sahipleriyle doludur. Peki ne hangi cinsten acaba o ruh sahipleri? Şimdi cevap veriyor. Diyor ki, nardan, ateşten, nurdan. Nar derken bu bizim o ateş değil. Ateşi söylüyor da o ateş denilen o enerji. Bak, nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zülmetten, havadan, saftan, sesten, rayya'dan, kokudan, kelimattan, esirden, hatta elektrikten yani elektrik çözememişler ya. Elektrik ve sair ve sair seyyalat-ı latif eden, halk olunan o ziyayat. Demek ki oralarda bir ziyayat var. Halk olunan ziyayat ve o zih ruhlara ve o zih şuurlara şeriat-ı garray Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Mucizül Beyan onlara melaike ve can ve ruhaniyat der. Tesmiye eder. Yani can neydi abiler? Çoğulu cinlerin. Cinlerin çeşitleri var. Ee, melaikelerin de var. Şey İmam-ı Gazali 4000 çeşit var diyor cinlerin. Ee, bini toprakta yaşar. Bini suda yaşar. Bini havada yaşar. Bini de ateşte yaşar. Öyle. Farklı farklı ecnaz. Melaikeler de öyle. Bir de ruhaniyat. Ruhaniyat eylemlerden, ondan sonra ahirete gidenlerden tut. E, her bir hareketimiz ağzımızdan çıkan, manadan, tefekkürlerden yaratılan ruhani. Mesela düşün bakın, topraktan, cansız topraktan canlı bitki çıkıyor, biber. Değil mi? Şimdi cansız topraktan, bu misale bakın, canlı, cansız topraktan bu kadar canlılar çıkacak, ruhlu, canlı hasandan çıkan, manalardan, kokusundan, terinden, kelamından, mimiklerinden, şu el hareketlerinden ruhani yaratılmasın. Toprak cansız, can çıkıyor. Ben ruhluyum, ruhlu çıkar. Benim şu anda konuşmamdan yaratılan ruhlardır. Ziru. İzmir'deki kardeş sormuş da abi bir de anlatır mısın Ziru? Çok geniş anlattık ilk derste ama. Ziru, şey ruhaniler. Yani e, ruhtan yaratılana ruhani, hayattan yaratılana zihayat, şuurdan yaratılana zişuur denilir. Mesela tefekkür ederken zişuur, ruhsal latifeler var ya, şefkat, muhabbet, sevk, yani ruhu meydana getiren. Ondan yaratılana da ruhaniler hangi cinstendir? Ziruhtur. Benim hareketlerim zihayattır. Ya yani şu anda yaratılıyor. E, bir örnek vermiştim hadiste. O kabire giren eğil, e, şekillerin bütün pis kokuların, pis kokuların, pis seslerin, pis görüntülerin, bütün pis seslerin toplamıyla bir macun bir mahluk yaratılmış. Acıbe yani. Abdülmelik, galip bir mahluk. Kabireli bağırır ki ona doğru sarılmaya gidermiş. Azap vermeye o şey. O kabireli dermiş ki hadis bu bir mana. Sen kimsin? Nereye geliyorsun? Kimsin bana saldırıyorsun? Diyor ki. O da der ki falan yerde Yaptığın ben e, günah ve yaptığın küfürünüm diyor. Yani o cinsten ona da erva habise. Şu anda bizimkiler ve şu anda tefekkürünüzden, şu anda varlığınızdan ziyayet yaratılıyor. Enerji yayıyorsunuz, ziyayat. Tefekkür ediyorsun hafız, tamam. Zişur yaratılıyor. E, ruhunda böyle yakiniyet artıyor imanına. Ziruhtur. Şu anda imanına inkişaf ediyor. Bunların toplamına iyi veya kötüsüne, ve ahirete gidip de gidip gelenler var. Onlar da dahil bunların cemine ruhani denilir. Ruhani. Hareketlerimizde seyrettiğimiz filmlerden ruhani yaratılır. Ru şey ruhaniyat yaratılıyor. Seyrettiğimiz filmlerden, yaptığımız hareketlerden. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zihayat yaratıldı. Ama bir mana aldı beni. er Rahim. Aynı anda zihayatın için zi şuur yaratıldı. Ondan sonra ruhumda böyle bir derste, sohbette, ders yaparken, ders dinlerken, kitap okurken böyle tatlı bir huzur olur ya huzur. Onun adı zirvdur. Hazır olduğu için Allah huzur olur. İşte bu yaratılanlara, bütünselliğine, iyi veya kötüye, sözler 246'da ruhani denilir. Günah anında, işte kebair, televizyonda uygunsuz şeyler seyredene, o anda ruhani yaratılıyor ama erva habise. İçeriye girince içeride aktiftir. O saraylarda kimler varmış? Melekler varmış. Cinler varmış çeşitleriyle. Ruhaniyat varmış. Bunlar ki şeriatı Garay Muhammedi de aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Mucizül Beyan bunlara bunlar tesmih edermiş. Üç cins. Üçü de birbirine farklı. Sakın ha ruhaniyatı meleklerle karıştırma. Sakın ha cinlerle karıştırma. Sakın ha şeytanla karıştırma. Ama burada şeytan kullanmamasının sebebi cinlerin bir cinsi, cinsi var. İfrit o şeytandır. Kur'an'ın tabiriyle. İfrit şeytandır. Cana girer. Ondan yani. Cin Kur'an lisanında şeytan şeytan değildir. Şeytan sıfattır. Mesela akıllı, zeki, vefalı diyoruz ya. Vefalı Abdülbaki. Anlayışlı, şefkatli dediğimiz zaman bunlar sıfattır. Ha, şeytan sıfattır. Şeytan eden, şeyi ortadan kaldıran. Hani lezzet neydi? Kendisinden lezzet alan. Rızıkta lezzet, insanda zevk vasıtasıyla İsmakim Hakim tecelli eden. Şeyi tan eden, ortayı, şey yani yaratılan her şeyi ortadan kaldırmaya çalışan. Şeyi tan eden, şeyi tan eden. Bir ara e, sizin yaşınız bu değil galiba. Ee, bir bir tan gazetesi çıkmıştı bir de dergi vardı şey hiçbir şey tesadüf değil tan çıkmıştı çıkartan aynıydı almaya kaçtı şimdi bizimle de çok uğraşmıştı o medya bir şey dergisi vardı bir de tan sefi bir gazetesi vardı tan diye şeytan diye yani. ee, şeytan kendisi değildir kendisi iblidir adı azazildir esması mudildir şeytan sıfatıdır 55 tane sıfatı vardır. Hannas mesela. Ayrı bir sıfattı o da. Şimdi biraz da bitmek üzere. Buraya kadar geldik mi? şey yapacağım? Burada biraz da izah ediyor. Melaikenin ise etsamın muhtelif cinsleri gibi. Yani melaike, melaikenin ise. Hangi cins melaike yani? Melaikelerin tek cins mi var? Hayır. E, etsamın yani cisimlerin muhtelif cinsleri gibi her bir zerreye insan melekler nereye mekeldir unutmayın bir matematiksel formül söylüyorum 246 sözlerden insanın fıtratını bozan yanlış yollara sevk eden o şeye mekel melaike değildir o, o ervah habisidir. İnsanın fıtratı mesela kanser mesela seni aldatan adam. Bak insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk edenin kendisi veya müekeli erva habisedir. Erva habisedir. Tersini yapalım. Seni inşa eden erva habise neydi? Fıtratını bozan. Fıtratını ihya eden ve aslı fıtratına, kıblesine koyan, senin hakikatına hizmet eden her şey mekel melekedir. Ağaç, ağacın libası melaikedir. Yani şu ağaç melaikenin vücut haricileridir. Bir kardeş sormuştu. O zaman ağacı keserken melaikeyi mi kesiyoruz? Trafik kazasında bize vurduğu zaman araba bizim ruhumuzu parçalamıyor. Vücudun kalmasının mecalı kalmadığı için çekip gidiyor. Bina yıkılırken çekip gideriz. Hulusi abi şöyle cevap vermiş biliyor musun? Demiş ki e, insan ölünce nereye gider demiş. E, sormuşlar ruhu. Ruh, ruh, beden ilişkisini ve ölünce nasıl ne yapar demiş. Hulusi abi misali demiş ki kardeşim bir ağaç düşün demiş. Orada bir kuş var diyor. Bir siyah ve beyaz adam kızar eski kızarlar var ya. Onlar hırr hır, hır, kesse yukarıdaki kuşta baksa ağacı devrilse Abdülkadir kuş ne olur? O uçar gider abi yapıyor. Şaşırmış uçar gider diyor. Ha. Uçar gider. O kuşta maksat ruhtur. O ağaçtan maksat bedendir. Siyah beyaz gece gündüzdür. Hızar ise gırırt gırırt saattır. Zaman yani. Zamandır. Uçar gider. Yani ruhu parçalamadığı gibi ağacı kestiğimiz zaman melaikeyi parçalamıyoruz. Onun ze zemini gidiyor çekip gidiyor adam. Şimdi melaikeler ne kadardır diye bu şeyi misalleri vermeye çalıştım. Balığın mı donmuş. Kuşlarımı, mekeli, sineklerin, böceklerin hepsinin yani insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden her şeyin müekeli erva kabisidir. Bunun dışında her şeyin müekeli erva aliye veya meleklerdir. Erva aliye nedir? Kur'an dinledik bugün cami değil mi? Hatim böyle. Benim de hoşuma gitti böyle. 3 4'ü okuyan çok hoşuma gitti o, o hafız. Eşin ne yaptı orada? O ortamı ne yaptı? o ervahı aliyeler vardı. ervah aliyeler var. İnsandan ortaya çıkan. Etsamın muhtelif cinsleri gibi cinsleri muhteliftir. Melekler cinsin. Arşı tutan, arş-ı azamı tutan, nefi mahfuzu tutan. Mesela bir tane sormuştum. Abi Cebrail aleyhisselam diyor. Cebrail aleyhisselam vahiy. E soruyor da sorulara hem, hem cevap olsun hem misalim o cinsten olsun diye seçmeye çalışıyorum. Ya Cebrail aleyhisselam vahiy bir meleği. Cebra, e, Peygamber Aleyhisselam vahiy bitti. İşi bitti mi dedi. Yani Cebrail Aleyhisselam tekavut mu oldu diyemek istiyorsun. He abi ne işte var? Ha? Kadir Kadir suresinde ne diyor? Sabaha kadar inerler de Cebrail de iniyor. Kadir gecesinde Cebrail de iner diyor ayette. Kadir gecesinde melekler iner de iner. Tan yeri ağrına kadar. Bunların başı kim? Yöneticisi. Cebrail. Cebrail de iniyor diyor. Cebrail yeryüzündeydi. Evet elbette bir katre yağmura müekel olan melek. Burada misal ver. Yağmuru idare eden melekle şemse güneşe müekel meleğin cinsinden değildir. Eylem, eylemlerimizden çıkanlar ruhaniyat. Bizim dışımızda olan güneş, ay bunları müekel melaikeleri bir, bir değildir. Cin ve ruhaniyat dahi onların da pek çok ecnası muhtelifeleri vardır. Buraya Burada abi biz daha önce buraya değinmiştik ama bu 24. sözdeki yer. Melaikelerin kısımlarını, tayfelerini nazara verdi şu an okuduğumuz yerde. O cidden burayı, burayı da okunabilirim. melekler. He ok bir kısmı oku, biraz izle oku. Ki Şey, evet. sesli yani. Meleklerin bir kısmı abittirler. Abittir. Diğer bir kısmının ubudiyetleri, amelleri, amelleridir, ameldedir melaike arziyenin amele kısmı bir nevi insan gibidir. Tabir cahil ise bir nevi çobanlık ederler. Çobanlık ederler. Bir nevi de çiftçilik ederler. Çiftçilik yapıyor ha, melaikeler. Yani ruhu zemin umumu bir mezradır. İçindeki bütün hayvanatın tayifeleri, tayifelerine halık Zülcelal'in emriyle, izniyle, hesabıyla Hav ve kuvvetiyle bir meleki müekkel nezaret eder. Her şey. Ondan, her bir ota Evet. Ondan daha küçük her bir nevi hayvanata. Hayvanat. Mahsus bir nevi çobanlık edecek bir meleki müekkel var. Hem de rüyü zemin bir tarladır. Umum nebata. Onun içinde ikilir. Umumuna cenab Hakkın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melaike var. Ondan daha aşağı bir melek bir tayfi mahsusaya nezaret etmekle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler var. Rezzakiyet arşının hamelesinden olan Hazreti Mikail Aleyhisselam şunların en büyük nazırlarıdır. Böyle burası devam ediyor abi. 353'te. Evet. Şimdi her her şey Mesela çiftçilik yapıyor biliyor musunuz? Çiftçilik yapan var, ağacı büyüten var, meleklerle balıkları yön veriyor, ilham ediyor. O taşların arasında donmuş zaten onu mekeli balık. Zira Ziraatı tavuk edenlerin nezaretini yapan Mikail Aleyhisselam. Mikail Aleyhisselam. Yani ilim ve tavuk edenler Cebrail Aleyhisselam. Onların nezaret evet. ediyorlar. İnsandan çıkan, ruhundan çıkan Azrail Aleyhisselam. Evet. Allah Allah. O hayatla alakalı. Mikail aleyhisselam da şeyi. Ee, demek ki bu meleklerin cinsi olduğu gibi cinleri söylemiştim. Ruhaniyatı da dedim. Demiştik beraber. Ee, burada bitiriyoruz. Ee, bu bir sürü atıflar var ama atıflarıyla uğraşmayacağız. Samanımız geçti. Vahir vahım enilhamdülillah Rabbil alemin el fatiha.